Pirimizden bir ricam olacaktı. Şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha okuyabilir mi? Bir de Fetih suresi okusa demiş efendim. Allah razı olsun. Sizleri çok seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Hem kardeşimize hem Avusturya'daki kardeşlerimize, bununla beraber yurt dışında yaşayan bütün kardeşlerimize, her birine tek tek selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti üzerlerine olsun inşallah. Biraz önce söyledim, hurafeleri temizleyeceğiz. Bidatleri temizleyeceğiz. Öyle Fetih suresi okumakla, Fatiha okumakla kimseye faydamız olmaz. Fatiha'yı da kendimize okuyacağız. Fatiha'yı Rabbimizin huzurunda Rabbimize okuyacağız. Evet, Fetih suresini kendimize okuyacağız ki gönlümüz feth olsun. Şehitlerimize Fatiha okuyalım. Yanlış. Neden? Şehitlerimiz bize Fatiha okusun. Onların bizim Fatihalarımıza ihtiyacı yoktur. Bizim onların Fatihalarına ihtiyacımız vardır. Onun için böyle Fatiha okuduk, onlara ikramda, ihsanda bulunduk zannetmeyelim. Onlar zaten Fatihalarını okumuşlar. Hayatlarını ortaya koyarak, canlarını feda ederek Fatihalarını okumuşlar. Bize düşen onların Fatihalarından istifade etmektir. Nasıl istifade edeceğiz? O şehitlerin yakınlarına, anasına, babasına, evladına, yakınlarına, eşine yardımcı olarak, destek olarak onların Fatihasını, duasını kazanabiliriz. Onlar da bize şahit olabilirler. İmanımıza şahit olabilirler. Onlar hayatlarını eğer canını vererek imanlarına şahit kıldılarsa, biz de onlara yakın durarak onların duasını, Fatihasını alabiliriz. Biz de onlar gibi düşünüp, onlar gibi hareket ederek o fetihe mazhar olabiliriz. Yoksa işimiz, ibadetimiz, kulluğumuz, duamız taklitten ibaret kalır. Her şey hak ve hakikat. Hakkı ve hakikati görmek lazım. Görüp yaşamak lazım. Doğruyu anlamak lazım. İnşallah bunu böyle anlayacağız. Ne zaman, nerede, ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz, anlayacağız. Kazanmamız gerekir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, üzerine olsun. Allah'ın zatının tecellisi, El Esmaul Hüsna'sının tecellisi, güzelliğinin tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, üzerine olsun, hayatlarına olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin, kardeş eylesin. Allah ayet-i kerimede Allah kendi yolunda kale gibi saf bağlayıp savaşanları sever dedi. Kale gibi saf bağlamamız lazım. Saf bağlayıp savaşmamız gerekir, mücadele etmemiz gerekir, cihad etmemiz gerekir. Nerede, ne zaman, nasıl bir cihad gerekiyorsa, mücadele gerekiyorsa öyle. O mücadeleyi vermemiz gerekir. Tek yönlü değil. Bulunduğumuz yerde mücadele edeceğiz. Allah'a davet edeceğiz. Ne buyurdu? Kur'an ile cihad et. En güzel şekilde. En güzel şekilde evet, mücadele edip cihad edeceğiz. Gönülleri Allah'a döndürmeye çalışacağız. Gönülleri şeytanın evi olmaktan çıkarmaya çalışacağız. Beytullah olsun diye. Rahman'ın arşı olsun diye. Evet. Bulunduğumuz her yerde bunu böyle yapmaya çalışmamız lazım. Bir ve beraber olarak Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi bununla beraber bir de memleketi korurken,
vatanı korurken, büyük evimizi korurken kale gibi saf bağlayıp savaşmamız gerekir. Bu arada arkadan burbaya kalkışanlar olur. Yahudi'ye, Hristiyan'a, Amerika'ya, Rusya'ya, İsrail'e, İngiltere'ye, Fransa'ya destek olmaya çalışanlar olabilir. O kardeşleri bizi de uyaracağız. İkaz edeceğiz, davet edeceğiz. Kimi seviyor, kimi destekliyorsan sen onlardansın demektir deyip ters tarafta durmasına mani olacağız. Gönlünün ters tarafta olmasına mani olacağız. Gönlü Allah ile beraber olanlara, olanlarla beraber olacağız inşallah. Allah bizi bir, beraber kardeş eylesin, beraber kulluğumuzu yapıp ebedi hayatımızı kazanan, Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazanan kullardan eylesin. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.